Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Yavrumun Elifbası isimli kitapla yine beraberiz. Bu dersimiz arkadaşlar yine daha önceki derslerimiz olduğu gibi harf temelli derslere devam edeceğiz. Burada arkadaşlar dirhem yazmakta. Burada da kitap. İnsan, muharrir, şikayet, ticaret, bina, hırsız, hikaye, fidan. İnsan yaptığı hatayı ikrar etmeli. İşte burada itmeli olarak yazıyor. Artık bunu herhalde iyice bellemişizdir değerli arkadaşlar. Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli. Şöyle tekrarlayalım arkadaşlar. Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli. Kısmetinde olanın kaşığında çıkar derler. Ama insan hesabını iyi tutmalı ki ticarette aldanmasın. Hesabı temiz olanın yüzü ak olur, sözü doğrudur diye arkadaşlar. Bu şekilde bize bir takım kelimeler okuttu değerli arkadaşlar. İşte buradaki kelimelerin büyük çoğunluğu arkadaşlar artık Türkçe kelime değil de Arapça kelimelere karşımıza çıkıyor. Burada insan, muharrir, şikayet, ticaret kelimeler arkadaşlar bu şekilde Arapça kökenli kelimeler. Diğerleri de var da yani ben direkt bunları bu şekilde söylemiş oldum. Burada da yine arkadaşlar gül ve bülbül yazıyor arkadaşlar. Hem gül hem de bülbül kelimeleri bizim dilimize Farsça'dan geçmiş olan kelimelerdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Farslarda okutucu harf olmadığı için yani Farslar bunu bu şekilde imla ettikleri için biz de bu şekilde yazıyoruz. Osmanlılar da bu şekilde yazmışlar değerli arkadaşlar. Gül, bülbül. Ümit, ücret, Üsküdar, sümbül, dünya, şükrü, külah, Suat, Suat dalla yazmış arkadaşlar. Müdür, yani müdir olarak yazılıyor. Müdür ve şükran. Gördüğümüz gibi arkadaşlar burada da bize ü harfini değil mi? Ü harfini göstermiş oluyor. İşte gül, bülbül, ümit, ücret, Üsküdar, sümbül, dünya, şükrü, külah, suat veya da süat artık hani şey olursa süat, müdür, şükran. Gül dalında bülbül ötüyor, şükrü dinliyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Ümitsiz yaşanamaz diye yine bu şekilde cümle örnekleri var. Devam ediyor aynı şekilde ü sesiyle arkadaşlar. Dünya döner. Şükrü sazdan bir külah giyinmiş. Suat bülbül gibi söyler. Müdür bey Üsküdar'a gitti. Şükran hanım bülbüle taş atma günahtır diye arkadaşlar bu şekilde de bize ü harfi ile ilgili örnekleri okuttu. Bu dersimizde arkadaşlar yine başka bir ses zannedersem ha hı sesini hı harfini öğretecek değerli arkadaşlar. Hı harfi Osmanlı Türkçedeki kalın
H ile başlayan, ha ile başlayan sesleri ifade eder arkadaşlar. İşte horoz, hurma ağacı, han, hane, halat, haylaz, harman, orhan, halı, hasta, hıyar ve hanım kelimelerini bize örnek olarak vermiş arkadaşlar. Burada ise cümle örneklerine geçeceğiz. Haylaz çocuk sevilmez. Kötülük eden insandan kimse hoşlanmaz. Huy canın altındadır. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Horoz ölmüş de çöplükte kalmış. Cahil insan ham armut gibidir. Harman sonu dervişlerindir diye yazmış. Şurada ya olmalıydı herhalde arkadaşlar. Harman sonu dervişlerindir diye bu şekilde yine cümle örneklerini vermiş arkadaşlar. Burada da H harfini, yani H sesini bize öğretmiş oldu. Burada ise arkadaşlar E sesini göreceğiz. E sesiyle ilgili örnekler var. E şek, elma, ev, et, el, eş, ekin, erik, ekmek, erkek, eski, ezber. Bu şekilde kelime örneklerinden sonra arkadaşlar cümle örneklerine geçeceğiz. İki el bir baş içindir. Eşek kocamakla tavla başı olamaz. El ele tutuştum diye bu şekilde cümle örneklerini verdikten sonra kısa bir parça veriyor arkadaşlar. Eşref bir küfe elma aldı. Erik ağacı erken çiçek açar. Burada arkadaşlar daha önce örneklerini vermiştik. Günümüzde E olarak okunup da İ gibi imla edilen Osmanlıca kelimeler vardı. İşte bunlardan bir tanesi de irken yazılır ama erken okunur arkadaşlar. Devam ediyorum. Şeftali en iyi meyvelerdendir. Evdeki pazar çarşıya uymaz. Doğruda aç, eğride tok görmedim. Babam eski elbiselerini eskiciye verdi. Edip ile Emin iyi arkadaştır. El ele tutuşarak yürürler diye bu şekilde el sesiyle alakalı da arkadaşlar örnekler vermiş oldu. Daha önce de söylemiştik. Elif'in üzerine hemze geldiği zaman arkadaşlar bu yalnız başına bize E sesini veriyordu. Bugünkü dersimiz arkadaşlar yine burada son veriyoruz. İnşallah bir başka dersimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.